Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. Heptilik Muhim Xewerler programımızın görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli körülmelerimiz bugün 2023-cü il 18-ci iyun Yekşembe. Her Yekşembe günü etdigəndə bir hafta cəryanında bulub ötken meylevetimiz Şərq Türkistan'a alaqadar bolsun veya ki dünya gün tərtibideki en muhim xewerlerini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilovatımız. Ondaqda aldı bilən bu haftadaki muhim xewerlerimizin mavzularını bir körüb ötəyli. Amerika Xitayning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini bekor qilish qonun loyihasini ma'qulladi. Xitayning yana 31 organi qari tizimlikka kirgizildi va 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi sin ham baharlash bahonasi bilan tutqun qilingan. Kanada majburiy emgak mahsulotlarini cheklashga va'da berdi. Palestin hükümetinin Şərq Türkistan'a alaqadar bayanları küçülük narazılıq qo'zg'adi. Uyğur hacılar nəgi gayib bo'ldi mavzuluq bu xəbərlərini ko'rib o'timiz. Qanundaqda tafsilotiga bir ko'z yugurdayli. Amerika Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini bekor qilish qonun loyihasini ma'qulladi. Qadrli ko'rganlarimiz, albatta esingizda bo'lsa bu masala xilidan buyon tilg'a elinayotgan bir masalada axir bu qonun loyihasi ma'qullanib nimadan o'tdi, taklif loyihasi sunilgan. Amerika Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetiningki sungan bir qonun loyihasi Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini bekor qildigan bu qonun loyihasi parlamentdan ötdi. 8-iyun Kengash palatasi Tashqi ishlar komiteti Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini oxirlashtirish nomliq bu qonun loyihasini birdek holatda ma'qulladi. Endi bu qonun loyihasi Amerikaning kelgusi siyosatini belgilaydigan bo'lib, shartnomalar va xalqaro tashkilotlar orasida davom qilayotgan Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnidan manfaatlanishiga qarshi turadigan bir qonun loyihasi. Albatta hammalarga ma'lum, Xitoy yillardan beri bu tulkilik bilan, yani bu kanunun yuçqıdın, yani teraqqiy qilayotgan devlet salahiyetiga erişken bir devlet dünyada nurg'unlig'an meselelerde, meyli ticaret bolsun, import, eksport meselelerde bolsun, nurg'un alahiyeti nimiga erişilen, teraqqiy qilvasin bu, gaday olgan dekin bu deb. Bu sübetden paydalanib, Xitoy nurg'un işlerini hazırki, şu teraqqiy qilish basqichiga nurg'un yuçqlardan, oyadaki menfaatlardan paydalanib kelgan bir Xitoy. Bugün çünkü valla küçülüp nurgun yolsuzlukları aşkarlanıvatkan, yolsuzlukları tükülüp duruvatkan bir vaziyette Xitoyning yanılan bu yuçuktan paydalanıp durup nurgun menfaatga erişmesligi üçün onunla karıştırış üçün bir oturuğu koyulgan bir kanun loyihasi. Bu kanun loyihasini Amerika Tashqi ishlar ministrligining navbatdagi shartnoma ve tashkilotlarning xarakterini o'zgartish mexanizmi ichida Xitoyning o'rnini taraqqiy topgan davlatga o'zgartish uchun harakat qiladigan hamda uning salohiyatini taraqqiy topgan davlat degan salohiyatga. Xitoy bu salohiyatidan foydalanib yuqorida deganimdek nurg'un dunyodagi xalqaro kelishimlarda tegishli bo'lmagan manfaatga erishib kelayotganligi hozir mavjud nimada. Endi bildirilishicha Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini oxirlashtirish qonuni Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetining qo'llashiga erishgandan keyin kelar qatim Kengash palatasi umumiy yig'inda belat tashlab ma'qullash uchun avatildi ekan. Kengash palatasining bu qonun loyihasiga qachon belat tashlaydiganligi aniq emasligi o'tirib qo'yildi bu xabarda. Qonun loyihasining qonunga aylanish uchun cho'qim Avom palatasi va Kengash palatasi Tashqi ishlar komiteti, shundoqla Kengash palatasi umumiy yig'inning birdek ma'qulligidan o'tishi va eng oxirida Amerika prezidenti Jo Baydenninki imzosi bilan oxirlashadigan shaklda tugaydigan hamda bu. Demak, buningmi analizlarda ashya kelgicha har ikki partiya tomonidan qo'llanilgan bir qo'llashga erishadigan bir qonun loyihasi ekanligi o'tirib qo'yilyotdi. Xo'sh, Xitoyning yana 31 organi qari tizimlikka kirgizildi mavzulu xabarimiz. Qadirli ko'rganlarimiz, her hafta gündelik, hafta içindeki gündelik haberlerimizde bolsun, haftalik haberimizde bolsun. Bununla o'xshaydigan haber yo'q bir hafta kunlarni o'tkazmagan bo'lsak kerak hamda her daim uchrab turib o'tadi. Xitoyning nurg'un hozirgacha toplab yığıp kelsek neçe minglar bo'lishi mümkün. Nurg'un ticaret organları, devlet organları Xitoyniki. Demek qilayotgan yo'lsizligi aşkarlangancha bu tizimlikdagi, qora tizimlikka kirgizilgan tepdilar qilib menvatdim. Amerika eksport kontrol qilish tizimligiga yani 43 o'rinni qo'shgan bo'lib, buning ichida Xitoyning 31 şirket organi ve Xitoyga harbiy uçquvchilarni tarbiyalab beradigan chet el şirketleri mi bor ekan endi. Amerika ovozining xabarida berildi bu xabar. Amerika hükümeti yanından 43 şirket organı eksport kontrol qilish tizimligiga kirgizgan bo'lib, mazkur organ ve şirketler Amerikanın menfaatiga zid keladigan faaliyetlerde ve ticaretler bilan shug'ullanganligi uchun bu tizimlikka qo'shilgan jazolash tizimligiga. Hamda bu qatim eksport qilish cheklangan şirketler chegara mulozimati guruhining Xitoy, Keniya, Laos ve Arab Birleşimi Xalifaligi tarmoq apparatlarini Janubiy Afrika Sınaq Uçquchilar Akademiyasining Janubiy Afrika, Xitoy, Arab Birleşimi Xalifaligi ve Angliyadagi tarmoq apparatlarini o'z ichiga oldi ekan. Undan boshqa Xitoy Avasiya sanoati guruhining AVIK ve Xitoy ve Janubiy Afrikadagi tarmoqlarni eksport cheklangan organlar qatoriga kirgizilgan. Am bildirilishicha bu qatim Xitoyning jami 31 şirket organi bu tizimlikka qo'shilgan bo'lib, bularning ba'zilari Amerikada ishlangan mahsulotlarni sotib olib, Xitoyning ovozidan tiz uchadigan qoral yasash sohasidagi harbiy zamonaviylashish planini qo'llagan şirketler var. Undan boshqa Xitoy ve Pakistanning 9 şirketi Pakistanning ballistik boshqariladigan bomba yasash planı ve başka qorallarni yasashga yordam qilganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilgan. Ve bu jazolangan şirket 31 şirketning ichida 2 şirketning jazolash tizimligiga kirgizilish sababi bu dokulat tilg'inib, u bo'lsimi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarni bostirish qilmishiga yordam berganligi degan shaklda bu ta'kidlangan. Amerika hukumati 9-iyunni yana Xitoyning printer ishlab chiqaradigan Nasida cheklik shirkati bilan bunun 8 tarmak şirketini ve atalmış Şinjan Cumhuriyeti Kimya Sanayiti Payçaklık şirketini eksport kontrol qilish tizimligiga kirgizgan edi. Yuqoridagi 31 şirketdan başka. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, 19 yaşlı Uyghur o'quvchisi sin ham baharlash bahonasi bilan tutqun qilingan. Albatta, acaba bu bir kız hemşirimizin haberi dünyaya chiqqanligim bo'lsa, bunun o'xshash qancha minglagan sonini biz bilmaydigan Xitoyning mana shunday yo'lsizligi, nomussizligi sababidan o'zining Xitoylari uningdan necha 10 hassini qilgan bo'lsa-mu, Xitoyga chekilmagan, Xitoyga boshqacha muomala qilayotgan bir paytda qancha minglagan sanoqsiz xalqimizning navqiron yosh qiz-yigitlariningki bu tajovuzchilik, bu beshamlik sababidan Xitoyning nanalarida qaysi lager, qaysi turmalarda azob chekayotganligini faqat Alloh biladi. Bu bir tipik bir misol bo'lishi mumkin yani. Shuncha bola sanoqsiz sonning ichidan sirtqi chiqadigan, oshkorlanib ketib qolgan Xitoyning shuncha bola qamolidan shu bir o'rnak bo'lishi mumkin. Hammamizga ma'lum bu singlimizmi shu Kamila Vahid ündidar hisabatida o'z vaqtida Xitoyniki shu bizga oid ko'p badiq kundalik xabarimiz bo'lsin, aplik xabarimiz bo'lsin, shu vaqtida bo'libmi shu Urumchidagi o't, buni o't apiti deb ifodalasak bo'lmaydi, buni qasddan o't qo'yib o'ltirish xalqimizni yo o'ydan chiqib qo'ymay vahshiylarcha tirk ko'ydirib narsidi bolalarimizni kichik bolalar, analar şu yerde qiyachiye haleti. Qasdan Xitoy tajovuzchilar tarafından öldürülgen, ot koyup öldürüş cinayeti sadır boğan vaqtida. Bu cinayet sadır boğan dikin elbette hemimiz bilimiz. Xitoyning Urumchida olsun, Xitoyning ichida olsun, Oq qog'oz namoyishlari, Xitoyning boshqa atalmış virusni kontrol qilamiz deb bütün o'yga solab qilgan bu cinayetiga ya gap qil qo'ymagan dikin Xitoydan bu yerda oq qog'oz namoyishi boshlandi. Bu sonimiz 13 dekabr o'qiyotgan Xenan universitetidan uyiga qaytib, ertasilam Xitoy rejimi tarafidan tutqun qilingan. Nimish qilganlik uchun oq qog'oz namoyishiga aloqador sinni ham baharli keldik uchun. Ya namoyish qatnashmagan, faqat boshqa to'rlardagi ijtimoiy fikr vositalaridagi boshqalar qilgan shu sinni uning undidor hisobotida Xitoy tekshirdik butun telefonlarimizni o'g'irmishdik bu nejislar. Bu yerdagi sino ashbakan sen aşkın ideyadaki bir unsurken sen de bunu mutsuzlarca milyonluğun Xitaylar kıldı. Tutuş doğru kelse acaba kaçıncı Xitay tutulur yani. Ha, onun gap yok ama Uyghur milletinin doğan birisi. Onu ündidar hesabatı boğanlık için uçurgan bir. Hatta Xitay rejimi bunu ündinsiz gayip boğan şu vaxt 12. dekabrdan başlap. Ötken yıl 12. dekabr. Ama aldın kapta Xitay Tashqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı, İxtisosshunos jurnalıga Kamila Vahidning aşqulluqni qo'llash degan jinoyat bilan 25 mart qo'lga ilinganligini dalilligan edi. O'ylab qo'ying. Bu yuqoridagi o't qo'yib o'ldirish fojiasi jinoyati sabablik o'tirib chiqqan masalan shu vaqtida 50 ga yaqin xalqimiz cho'ng kichik bo'lib hayotini ayrilgan. Bu munosabat bilan albatta bütün şu ot faciası da cinayeti de şehit boğan hayatından ayrılan bütün halkımız, kıyırnaşlarımızga Allah'tan rahmet dileyimiz, makanını cennet kılışını dileyimiz. Ve şu haberde şu namayış, ak qog'oz namayışı boğan deyken nurgun Xitaylarning mı qo'lga ilinganligi ama ular qattiq muomalaga uchirmaganligi ama tutqun qilingan Uyg'urlar bo'lsin ayeti qattiq bastırış xorlaş qatarlıq bu besimğa uçurğanlığı tilga ilingan. Ve şu tutqun qilinganlarning ichida Kamila Vahid bu singlimizmi şunun ichidagi birisi bo'lib namoyish qatnashmagan bo'lsa-mu faqatlam ana şu boshqalarninki ham baharlagan narsasini ündidarda bo'lganligi uchun bu jinoyat bilan qo'lga ilingan. Allah işini asan kılsın deyimiz. Bu cinayetlerin ki elbette her birinin hesabı elindiğin gün herkes bu petki itip kalmaydı. Bu günlerime çok umkildi elbette. Kanada mecburi emgek mahsulatlarını çekleşki verdi. Yani şu Xitay'nın cinayetleri. Bu cinayetler sebeplik çeklevatkan devletlerinin Katar'ı Kanada'mı kirmekçi buluvatı demdi. Amerika hazır yolu koydu hemizgi ma'lum bo'lgandek. Kanada Emgek Ministeri Kanada hükümetinin kiler yılı kanun çıkarıp Kanada'nın teminlash zanjiridagi mecburi emgek mahsulotlarini cheklaydiganligi haqida va'da berdi. 13. iyundagi Kanada yer şehri haberleri to'g'ri berildi bu haber. Kechiringlar. Kişilik hukuk faaliyetçileri yer şehri haberlerinden muhbirinin ziyaretini kabul qilib Kanada Emgek Ministeri bergan yuqoridagi va'da berib kelar yildan boshlab qonun chiqarib uni cheklaymiz degan bu söz intayin muhim bir söz, intayin muhim bir mavqe bu. Bu qonunning o'ttirg'i chiqishi amaliyotda kechikib ketgan bir ish bo'lsa-mu, kechikdi bu. Chunki Xitoyning Sharq Turkistonda mecburiy emgek vasitasi bilan ishlab chiqargan mahsulotlarning Kanadada keng ko'lamda sotilayotganligini misol qilib ko'rsatgan muxbir bergan so'zlarda va Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash plani ijroiya mudiri Mehmet O'xtapendi muxbirning bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilib Kanada Uyg'ur majburiy amgaki bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning to'kmi qilib setiladigan maydoni degan bir so'zni ishlatgan. G'oyat muhim bir so'z albatta bu. Bildirilishicha Sharq Turkistondagi majburiy amgak bilan munosabati borligi bilan ayblangan shirkatlarning biri dunyodagi eng cho'ng savdo suparlarından biri bulup, o bosim Xitay'nın tordu partisi şirketi boğan bu şey. Bu şirket, bu mecburi emgek meselesiyle çetişlik boğan şirketlerden biri bu. Mezkur şirket tüven bahalık mallar arkalık yaş seti valgıçılarını nişanlayan. Bu şirket mecburi emgek mahsulatlarını setip milyardlarca dolar paydaşlığı bu şirketten. Tilg'ilingan bu haberde. Mehmet O'xtapendi yine bu muhbirning ziyoratini qabul qilib. Çünkü Xitay şirketleri bazarda setivatkan mahsulatlar Uyg'urlarning mecburi emgek bilen işlep çıkarılgan bolgaçka bahası o'xshash turdaki başka tavarlarga silishtirganda köp erzan boğanlıq üçün şu bu bazar tip kılıvatkan iş bu degen şekilde ifade bildirgen. Xo'sh. Palestin hükümetinin Şarkı Türkistan'a alakadar bayanları küçülük, narazılık kozgadı. Elbette bu mu? Bu heptedeki en köp golgulu kozgan halkımızını ümitlendirgen, gazaplendirgen bir haberimdi. Oxşaş İsrailiyanın zulümü de ta 1948 yıldan beri işgal kılındı. Biz 49. yılı işgal kılıngan olsak. Bu işgaliyetin nimi ekanligini biladigan bir halk tarafından bu sözlerinki hiç xalamaydigan, bizler hiç xalamaydigan, dünyamı xalamaydigan bu sözlerinki tilga elinişi, oturga çıkışı elbette nahayet köp golgulu kozgan bir mesele oldu bu hafta. Xitay rejimi Palestin prezidenti Mahmud Abbas'ını xuddi çoğun bir devletinin reisini kütüb alğandır. Allahide hayvetlik şekilde kütüb aldı her bir murasim, top oku etiş, Allahide ziyafet, kımmığın gama kütüb aldı. Xitay bir yerdeki nurgun analizler buldu bu hafta elbette. Nemişki bu şekilde kütüb aldı. Bu 14. iyonda 13. iyondan başlap ziyaretine başladı Mahmud Abbas. 3-4 gün ziyaret kıldık. Elbette bir nurgun gelişimler buldu. Yani bu şekilde kütüvelişi Xitay'dan uyadık kılan sözler elbette meyli Palestin'e olsun. Büyüyen Arap dünyasındaki her kandak bir devletin anlayımları olsun. Palestin meselesi çünkü bu İslam ümmetinin bir meselesi boğallık için. Birinci kıblemizden meselesi boğallık için. Bu o kadar tülkülük bilen oyun oynavat edik hem de Xitay. Yani bu rayonda fütülley aşo İslam dünyasında otur şarıqda başqıçı xuddi yaraşdırğıçı meselelerini Müslümanların meseleleriga igi çıqqıçı bulup görünüp bu kadar tülkülük ha Qarapaqayla Şarq Türkistan'da yani İslamğa alaqadar Uyğur milletiga alaqadar her qandaq narsani yo'q qilib o'tman deb aytgan numussiz tajovuzchi bir hakimiyetning İslam dünyasında bütün Müslümanlar hoş bulduğun, bütün Müslümanlar acayip yaxşı iş kıvatıdı, deb razı bulduğun şekilde bildirgen ifadelerinin hemmesi bu çokum paytaxtı Kudüs boğan Palestin devleti kuruluş gerek bu mesele diyemiş ifadelerinin hemmesi bu rayonluk devletlerin hemmesi başta Palestin buluş bilen birge ulağı hoş yakıdığan çünkü dünyanın birgen ikinci güçlü devatkan Xitay birinci Amerika'dan aldığı ötüp gitmen devatkan Xitay'dan ağızdan bundak sözünü anlaş. Elbette texmin bakmış şu, hazırgıça Müslümanların kaymakdırıp kilovatkan. Xitay'nın İslam dünyasında Müslümanların közde, onunki bütün kilovatkan nicis barlıq cinayetlerinin hemmesini garipten uyunda digizuvatkan neslamı, bu şimdi iki birlik siyaset oynayıp bütünle ayada İslam yoktu. Miyada İslam'ın koğduğu şey, Müslümanların koğduğu şey, onun beşinci silgüçü bab körünüp Müslümanlar dünyasında. Taşqı görünüşü anda hijib tülkülük qılan dekin, o bütünley nurgun şularning o'tirsidagi inkaslarga qarasaqam, bizning masalalarini aniq bildigan, bizlardan to'nigan, anglag'anlardan boshqasininki darhollam oldinib ketishiga sabab bo'lyapti. Shuning bizning ustimizga noyati cho'ng vazifa tushdi bu masalada yani. Xalqimizning ustiga şu Arab dunyosidagi xalqni har xil ijtimoiy uchrashuvlardan foydalanib, buning haqiqiy abdi bashirisini aytish uchun nurgun vazife düşür üstümüzge. Ben o bütün Xitay'ninki kılgan bu sepset çıraylık yaplarının hemmesini tilga almayman. Ama bu netice sübütüde Mahmud Abbas'ninki kılgan sözleri Qarapaqaylı. Bu yada bu katım hem stratejilik Xitay Palestin oturusunda stratejilik şiriklik münasibeti orantılıp ornatqanlıqını elan kıldı hem de. Ve Xitay Xi Jinping, Xitay reis Xi Jinping İki taraflık münasibet, muqaddam orantılgan bu elan kılınan bu münasibetini, stratejilik münasibetini, iki taraf münasibetideki, münasibet tarihideki muhim bir abide bu. Hiç unutulmaydıgan bir işte, Xitay bunu elan kıldı. Mahmud Abbas olsa elbette rahmet etti. Xitay'ninki Palestin tarafta turğallığı üçün Çin kalbini rahmet etmen de bu sözlerini dediğim mesela. Onun kendinden Xitay'nın sanmakçı olan meyli bir belvağ bir yol siyaseti olsun. Rayondaki Palestin'e sanmakçı olan desmiler olsun mesela. Nurgun ticaret sahalarda kılmakçı olanmış. Derhal adamlarına evet işini talep kıldığımızın ki bu türler çokum yolu koyulsun biz hazır biz tayyar diyen şekilde. Abbas yine biz işte işençlik dostluk da bilen Palestin dahi yakın hemrahi ve Xitay'ın ki yadroluk meselesi devamlı kalıp başka devletler bilen kılvatkan mesele o bir Xitay siyaseti zemin bütünlük ubu diyenler mesela bütünlük kollaydı Tayvan meselesi Hong Kong meselesi hem biz Xitay'dan içki işi dünyada Xitay'a vekillik kıldıran Xitay'ını bütün dünyadaki Xitay'a vekillik kıldıran fakat birlam Xitay hakimiyetinden, Xitay rejiminin bağlılığını başka Hong Kong, Tayvan bu mesele bularla hiç münasebet ornatmaydıganlıqını bunu ilgi tuttu, bunu elan kıldı ve bu yerdeki muhim iki devletinin ki şu birleşme bayanatı elan kılındığında mesela Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin organ to'rida bütün tefsili tekist u yerda elan qilindi. Bu tekstin birinci maddesi karşısında bizden Şarkı Türkistan meselesi derdi. Yani en nigizlik nokta karab bakaydı. Müşahedimi İslam dünyasının en muhim meselesi olan, en kızıkıdığan Palestin meselesi, İsrail meselesi. Bu meseleye Müslümanların köyünü tutup durup en ahırda elan kılınan birleşme bayan etti ki birinci mesele mi? Xitay'ın derdi Şarkı Türkistan meselesine hiç kaysın ben seni kollayman, sen bana o köz yumuşan diyendekler karab bakaydı. Birinci maddesi Şarkı Türkistan meselesinin tılgı elinişi. İki taraf deydi ki birinci maddede, iki taraf birbirinin yadroluk menfaati ve asaslık ko'ngil bildiği meselelerde devamlı birbirini kollaydı. Palestin taraf, Palestin bir Xitay prinsipide çöng turib, Xitayning egilik huquqi ve zimmetliligini qo'g'dishini kollaydı. Hem de Xitayning ichki ishlariga aralashgan har qanday kuchga qat'iy qarash turganligini, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hukumatining birdan-bir qonunli hukumat ekanligini ve butkul Xitayga vakillik qilganligini, Tayvan Xitay zimmidan ayrilmas bir qismi va abay yuqurda bo'ldim buni. Ve keldik, ne keldik? Şinjan meselesi mi? Meselesinin, diyor ki Şinjan meselesinin ya Palestin, Şinjan meselesinin herkes mi kişilik hukuk meselesi emas, belki zoravallık ve terrorlukka, radikallıkını yo'qotishga ve bölgünçilikka karıştırış meselesi ekanligini qayta ta'kidlaydi degan söz var. Palestin Şinjan meselesini bahane qilib Xitoyning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarashtirdi degan şekilde Xitoy Tashqi İşlar Ministerligining organ to'rbetida bu birinci maddede tilg'a elindi. O'ylab qayli. Elbette bu yuqori deganimdek bütün xalqimizni muhaciretdeki teşkilatlarını hemmisini g'azablantirgan, afsuslantirgan bir iş. Bunun çokum elbette bunun bedeli bo'lishi kerak. Palestin uchun bir tarixida yüzüge öz menfaati uchun u yerdagi ahuzlar çekiyotgan xalqning azobini ko'masga selishi bu mu onun yüzü üçün tarixida o'chmas bir qarada bo'lganligi aniq. Xo'sh. Uyg'ur hojilar nega g'oyib bo'ldi? Bu albatta bugun mana sanoqliq bir qancha kun qoldi. Ulug' haj ibodati musulmonlarningki bütün dünyadan her xil qarab bakayla, xilma-xil millet, xilma-xil tan rengi mesela, her xil dilde söylüşülüğün insanlar top halette Allah'ın beytige, Allah'ın mihmalları bulup yığıvatkan bir peytte. Bu körünüşlerini ilgirki yıllarda bulma Xitay virusu dünyanı kaplayan bu afetninkin Xitay virusunun burun elbette her yıl bundak milyonlarca insanın kirgan haj faaliyetini ko'ratgandim. Lekin Xitoy virusi bilan 2020 yildan boshlab tushdi. 2021, 22 butunlay Saudiya Arabistoni sanoqli kishilarga ham noyati jiddiy har xil tadbirlarni qilib turib oz sonda haj qilgandi. Bu tadbirlar bu yil tunji qitim butunlay hech qanday cheklama bo'lmagan shaklda haj qilishga ruxsat qilib qilayotgan bir paytda shunday kelib o'tdim. Ammo Xitoy tajovuzchilar qarab baqayliki dünyani aldash uchun har yili Uyg'urlarni masalan ab kelib musulmonlar hozirgacha necha qitim o'maklarni apirib Xitoy ta'tirlash yo'qotini qildi. Bu yerda Uyg'urlar musulmon Uyg'ur xalqi degan shunday rohat yashayotib o'ynayotdi deb. Biz Xitoyni birdan-bir Xitoyga vakillik qilgan atalmış yani İslam, Cumhur İslam Cemiyetininki to'rbetiga mi qaradik. Shu yerga kirsakmi? Yuqoridagi hemen shu xabar. Muşu nimede bu yılki tunji Xitoydan ömək bulub kəlgən hacilənin ki, 27. may, 5-ci ayının 27-ci günü Ningxia'nın Yinchuan'dan höddik edildiğin ayırıplan bilen 386 hacinin ki kəlgəllikini Medine Münevver ayırdırılmak düşkəllikini Xitay Başkonsulü ve bu yıl kılmış hacilənin tunca haci ömək kəllik 2023. yıldaki ve Xitay Başkonsulü kim? Wang Qimin ciddideki başkonsulü Xitay İslam Cemiyeti'nin Mavun Reisi Başkatibi Xitay Hac Hizmet Atrıtının icraiye Mavun Başkanı Ma Zhongpeng ayrılmamı çıkıp ulanı kütüve kaldık. Ve yani şu yada Xitay'ın atılmış yakşı dini, siyasi, hac faaliyeti uyarı kılışkı, rayı kılışkı geçti tedbirle bu sefsetsin zaten. Bu Xitay'ın İslam Cemiyeti torbetidir. Ama Uygurlar qarab bakıldığında baksak hiç kandak bir nesi yok. Ve başka bütün torbetlerini aktırıp karıdık. Resmi torbeti de ta 2016 yılda Uygurların mında akep biz diyen mında xaratlik, tertiplik, hac qıldırvatımız diyen bu biçare şu xalqımızın hali qarab qalib. Bu görünüşler var. Bu xəbərni oxuyan insanların bütün bədini tenimiz şürkündüğün dərəcədə oylab baxayın. Bütün bir ömür tapqan tərginini bir qıtım Allah'ın beytini hac qılıb alay deyib yığıb kəlgən xalqımızga qılınan zulüm qarab qalib. Normalde bir insan, bir Müslüman bu sözünü, bu yerde deyilgen sözlerini Çin kalbinin işinip durup dese imandan çıkarıp duran sözler var. Bunu iki haremde, mukaddes zeminde Xitay yolu çıkıştın burun, vatanda özlerinin yurtlarında ürümçiye akilip küllerce kuruq sefset sattı. Hikaye okutmuş, bütün zihrini özgürtüm. Kılıçlı geçten. İki hareme gelip ibadet bulvatkan mezgilde kılınan numussuzluklar. Fakat bir kancısını misal süftüde tilgi aldık bir yerde. Kündülük haberimizde cümle günü verdik bu haberini. Öyle bakalım yani. Bugün hazır bu müşahacıki sanaklı küller kalkanda bu mu yok yani? Kara bakalım. Müşünkü valla numussuzluklarını iki haremde satıdığın şekilde ve Uygur'un ekeldim ya müşün bu deydiğin köstüdüğünga bu haletleme sığındığın halet kep kalkan yapamda Uygurlar. Aşındaq zulüm bilen. Haleti qarab bakaylı, bu öz vaxtıdaki nemeyi qarab bakaylı. Ya bir qançısı misal qarşı doğru gəlsəm, şu yada iki hərəmdə vətənpərvərlik fəaliyyəti, Xitayının dövlət bayramını təbrikləş, 2016-dik yapmağı, Xitayının özünün törbətidi bu nəslə. Hər xil müşə hacimlə, müşə bir vətənpərvərlik yığılır, toxtumay, nutuq sözləş fəaliyyəti, yığın, həmməsi qarab bakaylı. Hacının ruhi bilen, hac ibadetlerin kılçı alakası yok. O bütün o halkını aşının, şunun bile avarı kılış. Ha deydi ki bizden başka devletlerdeki, şunu tutukluğun biri de, başka devletlerdeki hacı seleştirganı bizden çünkü hac grubumuzun dünyadaki en yakışı değişki buldu. Saudi Arabistan'a gelgenden keyin vatanımızın küçüğünü hakiki his kıldık. Çünkü puxrası bulu sübtümüz bilen paxırlımız deyilgen bolsa yana birisi de yakınki yıllardan buyan bizden Turpan rayonumuzda köp özgürüş buldu. Saudi Arabistan'a kelgendeyken qarab seliştirsanız yanılı bizden Turpan yaxşıken Turpan'ın yaxşılıqını bilaleysiz degendek ibarlar bilen Xitay'a maqtalğan. Xitay'ın siyasi Xitay degan man davken. Yanımı şu numussuzlaşı bildirilgen ibarlardı bu haberde. Ula bütünler yeni vədə ağızlıb şu yerdə qarab qayla. Vətənə və yurda qayıtqandan keyin biz özümüzə qatıq tələb qoyuşumuz, layiq qatıq təfəkkür və hərəkətlə yaxşı hacı buluşuq tirişimiz, dövlətini süydüğən, dinini süydüğən yaxşı fuqra buluşumuz kerak. Həm də qanunğa riayət qılıb aşqın ideyaga anlıq qarışdırıb, səmimiyyət və hərəkət için durub, əməli hərəkətlər bilan Şinjan cəmiyyətinin inaq və muqim tərəqqiyatıga töküb qoyuşumuz deyə qəsəm bərgüzülgən bu xalqımız, müşahidə körübatqan bu Uyğur analarımız, dadlarımız, boğularımız. Qarab bakaylı. Bu hacıla bugün qayerda veya qaysi ceza lagırlarda şu vaxtada Xitay ömək başlap həcgi kəgərlərini Xitaymış ceza lagır siyaseti qancımalarını yox qılıb etdi. Bu biçarı xalqımız nədir o acaba? Digüzüdü insanı, bunu oylatqızdı insanğa. Bu mu yox bugün? Bütün dünyadaki, dünyanın en çet bir yakısıdaki Müslümanlar bir sanaklık, barmak olan sanaklık, neçimin Müslüman bağ devletlerine mi? Saudi Arabistan Hac Ministerlik, Saudi Arabistan hükümeti Müslümanlı bağ arkandak bir yerine. Bütün her yili şu yerdeki Müslümanların sanığı göre hac şekilde sanını bekitip şu devletlerine uqturdu. Sinin miyadi Müslümanların sanı mançık, biz sana mançilik san birimiz bu yili. Bu yili sinin kaşandın, sinin devletinden, sinin mahallandın, sinin şehrinden. Mançıman Müslüman kâsı oldu da. Yani 1 milyon kişininki kiliş nimisi varken de normaldi. Şu Türkiye'ninki Diyanet Din İşleri Başkarması İdaresi'ninki bu yılki resmi elan kılan bayanatı karsak mı? Türkiye 85 milyonga yakın insan babiyada. Şu an milyonga mın olgan diken bu yıl 83 milyonun köprek hacıninki hac kıldıganlıkını elan kıldı. Bunun göre oylap bakaylı kadirlik görünmelerimiz. Xitay bizden sanımızını kasten az göstüş Uygur halkını. Kımmığını kanmaydı. 11 milyondaydı, bir neyse onun bundaydı. Şu Xitay'nın bayanatı, dünyaya bakan şu elanını göre bozumu, en az 11 bin pakatlı Şarkı Türkistan'dan kiliş gerek. Bu minutlarda, Xitay boynuğa aşında Xitay'nın bayrağını esivetken, Atlas köyünden kegüzgen, unukan bunukan, 11 bin en az oğanda Xitay'nın özü elan kalsam boğandayken, 11 bin hacılar, haremden nereye kaç şunu göre alışımız gerek. Ama Mekke'den ağan uçurlarımızdı mı? Bütünlüğe nurgun tungalarının kâgerlikken, ama Uygurlarını, vatenden çıkan Uygurlarını, ömekveden çıkan Uygurlarını uçurtan mevet kallakını, bunu iğaladık. Öyle bakaydı. Xitay dünyaya aldap, Uygurlar'a mandak kıvattık, biz dini erkirlik anı kılımız, manı kılımız devatkan, numussuz Xitayla, dünyanın aldaş için bozmaya çıkan Uygur'unu, yani bu hareketini kımmıgallıkını görevatımız. Ve şunki valla başka Xitay'daki Tungan ve başka Müslümanlarını koşsak, bizdenle sanımız eğer 11 bin kişi kiliş gerek olsa, san bekitligen san boyunca. Başka bütün Xitay ülkelerdeki Tunganlarını oylap bakaydı. Gayet zor bir san çıkıda ameliyette. Ama lakin Xitay tuncu katim kelime 386 hacı. Ve Xitay bu yıl muşu organ torbeti diyene, muşu hacı hizmetleri, bütün hacılarının kıldan hizmet, yatak, bir hatırlık, bu işlere biz muşu Xitay devleti muşu acayip köngül bilip sizlerken qana qıldık, numus qımaydıqanlar 60'dan artıq hizmetçini tanlağanlıq ve evet kellikin dep. Ya 60'dan artıq hizmetçi qanşık insana hizmet qıldı ki? Ya bunun özülam umumi sanlama qançık az ekanligini ko'rsatib turibdi. Xitoy buningga javob berishi, bu nomussizliklarga javob berish kerak. Butun dunyo buningga Xitoyga besim qilish kerak, so'rish kerak, nim bo'lyapti bu yerda deb. O'ylab qo'yaylar. Kuzatuvchilar, bugun albatta butun dunyodagi parlamentlar bo'lsin, nurg'un tashkilotlar, kishilik huquq tashkilotlari va mushu devletlerin parlamentleri, hükümetler, hatta en ahırda BDT'ninki resmi dokulatı mı, vatanımızda irqi qirg'inchilik meselesinin ameli icra qilinayotganligi, uchuq tilg'i elinib turayotgan bir paytda, bütün dünya tarafından unutilishga yuzlanayotgan xalqimiz var. Ve bugün Müslümanlar, g'arbda ancha-munchaga ovoz chiqib turdi, meselemiz tilg'i elinib turayotgan. Ama Müslümanlar tarafından taşlap koyulgan bu halkımızınki içinçlik hali. Ve benim hoşumda biz dünyaya çağır kılımız ki bu fırsatta. Elbette bu haberlerimiz meyle Arapça kanalımızda olsun, İngilizce kanalımızda olsun bu tercüme kılınıp taqit oldu. Ve her kaysi organlara evet oldu. Bütün Müslümanların bir gevde işkelliğini, kaysi milletin, kaysi rengden buluştuğun kat'i nazar, bir rengde işkellikini bildirdiğin hacdin ibaret en yarkın bir ibadeti hem de hac ibadeti. Kim olsa İslam'a tevbe olan her kandak Müslümanlar bir yerde bir sef tuturup ibadet kıldığın bir peytide bu numussuz tecavüzcüler. Çünkü valla ibadet kıl koymayız, ibadet kıl koymayız müşahede kuruk sepsetisini setip durup bozuma ekilip bir yerde Müslümanlar bilen hac kılıp bu diyarlarını ziyaret kılışını çekilevatkan, bunundan mehrum kılvatkan Xitay tecavüzçülerine bütün dünya bulup mu Müslümanlar bununla avaz çıkırışı, bu halkının unutuluvatkan, taşlap koyulgan bu halkının yendi işkellikini bildiriş gerek. Bu mecburiyet, dünya, ahiret, vicdani ve imani mecburiyeti. Bununla kömesk silip karmaslık ne dünyada ne ahirette Allah'ın aldığı hesap veremeydi. Yani bununla çağırırımız elbette bu başka tilla dinimdek tarih tılıdır. Allah subhanahu ve teala bu mezlum halkımızı, bu cinayetçilerini çangilidin, tecavüzcülükidin, numussızlıkidin kutkalsın de tileyimiz ve şununla şuluk hareket kılımız bütün küçümüz bilen Allah bu zulümlerini en pat fırsatda peşimizden kötürüp etişi için Allah'a bu mübarek uluğ küllerde turuvatımız, kadirli körmelerimiz. Her bir külleri biz haremde şu iki haremde bulanmadan bulsak mı dünyanın nerede bulaylı? Allah'a dua kılıp şu halkımızdan beşideki zulümden kötürülüşü, Allah'ın bizge nusret yardım birişi için ilticada bulaylı diyen sözümüz bilen bugünkü haberimizden ahırlaştırımız. Allah ömür verse, etiki gündülük haberimizde, hafta ahırda haftalık haberimizi görüşürüz. Aman bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.